Değerli izleyiciler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin milli uzay programını açıklayacak. Bu önemli açıklama öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TGT Haber'e önemli açıklamalar yapacak ve sözü arkadaşımız Emin Kuvat ve Mustafa Varank'a bırakıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugün çok önemli bir programa ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler 19'u gösterdiğinde kameralar karşısında olacak ve Türkiye'nin milli uzay programının tanıtımını yapacak. Yanımızda çok önemli bir canlı yayın konuğumuz var. Kendisini de çok fazla bekletmek istemiyorum. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, merhabalar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Sizler de çok yoruldunuz, çok emek verdiniz bu program için. Yorgunluğunuzu da biliyoruz bizler. Neler söylemek istersiniz bugünkü gerçekleşecek programla evet, ilgili? Evet, çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 2018 yılı sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Aslında bu Türkiye'nin çok uzun süreli bir hayaliydi, 20 yıllık hayaliydi. Bu ajansın kurulmasının ilk ve en önemli sebebi Türkiye'de mevcut kabiliyetleri doğru bir şekilde ve en verimli şekilde koordine ederek Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uzaydaki yol haritasını ortaya çıkarmaktı. Biliyorsunuz ajansımız önce kurumsal kapasitesini, kabiliyetlerini geliştirdi. Bununla ilgili iki önemli çalıştay yaptı ve bu çalıştaylarda da Türkiye'nin hangi alanlara yatırım yapması gerektiği, hangi alanlara yatırım yaparsa uzay ekonomisinden en fazla istifade edebileceği ve bu alanda ortaya koyduğu hedeflerle acaba uzay yarışında dünyada söz sahibi olabilir mi? Bunlarla ilgili bütün vizyon, planlama, program ve hedeflerin ortaya koyulmasıydı. İşte uzay ajansımız uzunca bir süredir titizlikle çalıştığı milli uzay programını tamamladı. Ve burada özellikle Türk insanını, milletimizi heyecanlandıracak ve dünyaya ilan ettiğimizde de dünyanın ilgisini çekecek çok önemli hedeflerimiz var. 10 tane hedefi bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tüm kamuoyuna ilan etmiş olacak. Biz tabii ki böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan, böyle bir çalışmanın bize nasip olmasından gayet memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işi en üst seviyede siyasi irade olarak sahiplenmesi, bu işin takipçisi olması da inşallah Milli Uzay Programı'nın başarılı bir şekilde, yani Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki yol haritasının başarılı bir şekilde takip edilmesine sebebiyet verecek. Efendim, aslında söylediğiniz 10 yıllık 10 hedef dediniz ama bu hedefler nelerdir? Biraz kısa kısa bahsetmeniz mümkün olabilir mi? Tabii dediğim gibi uzunca bir süredir çalışıyoruz ama bu hedeflerin tamamını, bu heyecan verici hedeflerin tamamını Sayın Cumhurbaşkanımız saat 19'da ilan edecek. Bizim sürprizi bozmamız doğru olmaz ama şunu söyleyebilirim. Bu hedefleri hem çocuklarımızı, hem gençlerimizi, hem de Türk insanını hem heyecanlandıracak hem de gururlandıracak. Biliyorsunuz uzay artık yeni bir ülkeler arasındaki yarış alanı, bir mücadele alanı. Burada özellikle yeryüzündeki güvenlikle ilgili, ekonomiyle ilgili, iletişimle ilgili hususları güvence altına alabilmeniz için artık uzayda olmanız gerekiyor. Ama bunun yanında uzayın getirdiği çok önemli ekonomik getiriler var. Ülkelerin kalkınması için artık uzaydaki bir yarış vazgeçilmez. Dolayısıyla buradaki hedefler bizim Türkiye olarak önümüzdeki dönemde hem ülkemize kazandıracak hem de bu alandaki kabiliyetlerimizi arttırıp bu yarışta bizi öne geçirecek. Ama detayları dediğim gibi saat 19'da Sayın Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye'ye ilan edecek. Efendim, özellikle bu bir video paylaşıldı sosyal medya üzerinde ve bunun üzerine de bazı iddialar, spekülasyonlar gündeme geldi. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte uzaya astronot yollayabileceği ile ilgili iddialar var. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Tabii dediğim gibi bütün konular ilgi çekici. Bunu da vatandaşımız bize ilk günden itibaren soruyor. Bunun yanında başka sorular da soruyor. Dediğim gibi bence saat 19'u bekleyelim. Bütün hedefleri Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koysun. Nasıl takip edileceğini ortaya koysun. Bizim burada şu dakika itibariyle bu sürprizi bozmamız doğru olmaz.
Detaylar saat 19'da diyelim. Peki Sayın Bakanım, son olarak sormak istiyorum. Tabii ki yerli ve milli bir uydumuz var. Bu ne zaman uzaya fırlatılacak? Konuyla ilgili çalışmalar ne düzeyde acaba? Tabii biliyorsunuz Türkiye özellikle uydu teknolojileri alanında güçlü bir ülke. Kendi uydularına sahip, uydu işletmeciliği yapan bir ülke. Ama bunun yanında özellikle insan kaynağına yaptığımız doğru yatırımlar ve altyapıya yaptığımız doğru yatırımlarla şu anda kendi uydularını tasarlayıp geliştiren ve üretebilen bir ülke. Tabii sadece uyduları değil, uydularda kullanılan özellikle çok kritik ekipmanları da kendisi üretebilen bir ülke. Söylediğiniz gibi şu anda aslında iki önemli uydu projesi devam ediyor. Bunlardan bir tanesi TÜBİTAK Uzay'ın liderlik ettiği metre altı çözünürlükteki gözlem uydumuz. Ve bunun yanında yine TÜBİTAK Uzay'ın liderlik ettiği TürkSat 6A haberleşme uydumuz. Bunların ikisinde de artık son noktaya geldik diyebiliriz. 2022 yılında iki uydumuzu da uzaya fırlatmayı hedefliyoruz. Tabii burada şunun altını çizmemiz lazım. Bundan sonraki dönemde aslında Türkiye bu uzay alanında yapacağı bütün işleri Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirecek. Ve Türkiye'deki önemli kabiliyetler sadece TÜBİTAK Uzay değil, bunun yanında TUSAŞ, Roketsan ve diğer Aselsan gibi hatta özel firmalarımıza bile Milli Uzay Programı kapsamında hedefleri biz koyacağız. Ve bu hedefler doğrultusunda, bu program doğrultusunda da Türkiye'nin kabiliyetlerini koordine ediyor olacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde kaynakların çok daha verimli kullanıldığı bir dönem olacak ve buradaki başarı hikayelerimizi de çok daha sayıcı arttırmış olacağız. Efendim çok teşekkür ederiz TGRT Haber'e konuk olduğunuz için. Evet, canlı yayın konuğumuz Mustafa Varank'tı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. Biz de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Türkiye'nin milli uzay yolculuğunu sizlere aktarmış olduk diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.